Küçük Güzeldir programında surlar içindeki gezintimize Altın Tapya Otel'de devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi otelinizde ağırladığınız için. Rica ederim. Bizim için büyük zevk. Öncelikle birazcık sizi tanıyabilir miyiz acaba? Evet, ismim Bernal Tunsoy. 9 sene ilkokul öğretmenliği yaptım yakın doğuda. Mausalıyım, orijinal Mausalıyım. 2 sene önce babacığım vefat edince işte tekrar kapalı halde olan otelimizi açmak istedik. Ve o uğraşta tekrar başladık, otelimizi açtık. Büyük bir zevkle, büyük bir coşkuyla Şevket Hoca'yla evliyim. 3 çocuğum var. Tekrardan hoş geldiniz diyorum size. Aslında burası uzun bir zamana dayanan bir işletme sanıyorum. Evet, buranın 200 senelik bir geçmişi var. 200 sene önce 1920'lerde sanırım dedemin Mausa'da Hilmi Efendi derlerdi. Hı hı. Burası da Hilmi Efendi hanıydı. 1920'lerden sonra dedemin vefatından sonra işte mal bölümüne falan gidildi. Babamlar da 8-9 kardeş. Burayı babam satın aldı ve 1973'te oteli inşa etti. Hmm. 73'ten işte 3 sene öncesine kadar çalıştırmaya da devam etti. Tabii vefatından sonra burası kapalıydı. Bir de babam öyle hiç yeniliğe açık bir insan değil. Yani ben ara sıra gelir yardım ederdim ama İnanmayacaksınız, post kağıdı bile koydurtmazdı. Yani gelen şey turist, parasıyla gelsin, baba hangi zamandayız falan derdim. Ama yine de bilinen bir yerdi diye. Her zaman belirli bir müşterisi vardı. Bir de bir aile oteli adı altında çalıştırdı. Biz de o geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen. Evet, şu anda ne kadar kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Birazcık bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. 14 odamız var. Hı hı. 32 yatak kapasitemiz var. Yani küçük bir oteliz ve Karpaz'a kadar da çok ilginçtir. Bu yatak kapasitesinde ve Türk arsalı olan tek yerdir burası. O yüzden lokal de çok güzel olduğu için, merkezde hı hı. olduğu için kültür turizmine gelenler genellikle bizi tercih ediyorlar. Yani kumar yok. Yani biz de her zaman söylüyorum, şimdi Avrupa'ya falan gittiğimizde bu tarz otelleri isteriz. Merkezde olacak, her yere yakın olacak. Ve gelen müşteri portföyünden çok memnunuz biz. Daha çok kimler ve nasıl buluyor acaba sizi? Evet, biz Türk arsası olduğumuzdan dolayı booking.com'a girdik. Bununla bağlantılı olarak işte Trivago var, TripAdvisor var. Onlardan buluyorlar bizi. Dediğim gibi merkezde olmamız bizi onlar için çok büyük avantaj ve Booking'den zaten direkt çıkıyor ama son işte Türkiye'de Booking kapatıldığından dolayı bizde de bazı IP'leri kapattılar ve KKTC içerisinde yaşayan turistler bizi bulamıyorlar maalesef. Hı hı. Belki bir önlem alınır ama onun haricinde İtalyan, Fransız, özellikle Alman, İngiliz çok az geliyor, ilginçtir ama son bir aydır BAF'ta kalan, yerleşen İngilizler tercih ediyor burayı ve gerçekten çok huzur aldıklarını söylüyorlar. Çünkü çok sessizdir, zaten siz de fark ettiniz. Sessiz bir ortam, Suriç zaten bambaşka bir güzellikte. Evet, peki sizce neden tercih ediyorlar burayı? Bence, tabii bu ukalalık gibi olmasın ama biz buradayız. Evlerinde gibi hissediyorlar. Çünkü küçüktür. Hı hı. 24 saat istekleri neyse onlar karşılanıyor.
Ve en önemlisi samimi bir ortam vardır. Ve burasını biz özellikle eşim kendi alanı olduğu için bir kültür merkezine dönüştürdük. Yani gerek antikalar gerek işte kütüphane yapılıyor şimdi ve en önemlisi bu gelen yaşlı kesim ki genellikle onlar geliyor. Hı. Bizi geriye götürdünüz, 70'lere götürdünüz diyorlar. Giden bir başkasına söylüyor. Yani tercih sebebi öncelikle evlerinde gibi hissetmeleri, düzenleme, şey dekor ve merkezde olması diye düşünüyorum ben. Evet, birazcık da bahsedelim istiyorum. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz gelenlere? Sabah kahvaltınız mı var? Bunun evet. Bir özel bir ikramınız var mı? Kıbrıs'a özgü bir şeyler? Mutlaka. Şimdi bizim burası tabii Mausa'nın merkezindeyiz. Dedik ki Mausa'ya özgü ki Kıbrıs'a özgü. Sabah kahvaltımız bize özgü şekildedir. Yani nor veriyoruz mesela. Hı-hı. Yani hellim veriyoruz. Bu hellim kızartılır. Avrupalı turist bunu bilmez. Çok hoşlarına gider. Noru bilmezler. İşte reçelidir. Arada macunudur. Mutlaka sabah kahvaltısı çok güzel. Yani açık büfe yapmamamıza rağmen Booking'den gelen review'ler, tekrar dönütler de bize çok güzel. Özellikle kahvaltıları çok güzeldir denildiğinde. Biz de o turist eğer ikinci defa gelmişse farklı şekillerde yine aynı gelenekselliği sürdürmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz servisler, benim şöyle bir prensibim var yani Simge Hanım. Ben istemiyorum. 5 yıldızlı otellerdeki mentalite şudur. Bütün parayı ben kazanayım. Hı hı. Benim turizm felsefem şudur. Ben kazanıyorsam benim arkadaşım da kazansın. İşte X şahıs gelip bana ya buraya 4 tane bisiklet koymak o kadar mı zor dedi. Dedim ben o bisikleti alabilirim, vereyim, kiralayayım turiste ama niye benim arkadaşım kazanmasın? Hı hı. Ben kazanıyorsam o kazansın. Veya ben buraya restoran açmadım ki görüyorsunuz yerimiz var. Evet. Şarap evleri açıldı, çok güzel coffee shoplar açıldı. Oralara gidilsin. Çünkü bu canlılığı kazanmamız lazım. Suriçi gerçekten tüm turistlerin ortak görüşüdür. Geldiklerinde bir gece kalacağız derken 3 gece kalırlar. Çünkü böyle bir güzellik yoktur. Yani gerek Girne bozuldu. Lefkoş'a gittiklerinde buradaki o güzelliği, o samimiyeti bulamayız diyorlar. Tabii şikayetlerimiz yok mu? Var. Ha şu an nedir güzel olan? Benim arkadaşlarımdan da mesela işte yeğenim var Erol Adalı'ya şu karşı evi aldı. Hı hı. Şarap evi, lokanta gayet güzel değerlendireceğiz. Güzel olacak. Okan Dağlılar var doktor. Onlar ikinci evi aldılar. Templer Şövalyesi evi ve Lüzinyan. Bunlar guest house. İşte Nilgün Aplan'ın var. Ben Mausa böyle canlanınca çok hoşuma gidiyor. Çünkü ışık çoğalacak. Gelen turistin seçme hakkı olacak, rekabet olacak. Bu güzel. Evet. Peki birazcık da tüm aslında siz bu işi yeni devraldınız ama birazcık da bir sıkıntınız var mı? Ya da şu olsa bizim için çok iyi olurdu dediğiniz bir konu var mı aklınızda? Aslında çok var. Çok şikayetlerimiz var genel olarak ve bunu biz başa ulaştıramıyoruz. Kendimiz dernek olarak işte gerek master derneğine, ben Mausa'ya geldiğim zaman hemen beni aldı Kutlu Eyüboğlu sağ olsun. Eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela biz küçük bir otel olarak broşürümüz yok. Turizm Bakanlığı'nın bastığı broşürler yok. Ve biz master derneği olarak her dilde historical places, bütün tarih yerleri gösteren broşürler bastık. Suriçi haritası. Yani Altun Tapya buradadır, bu kilise buradadır, katedraller buradadır. Bunları hep biz kendimiz sponsor bularak. Bunların Turizm Bakanlığı tarafından tedarik edilmesi lazım. Ama dediğim gibi çok güzel bir yerde yaşıyoruz. El birliğiyle daha güzel yapmamız lazım ama bazı şeyler bizi aşıyor. Yani yapılması gerek çünkü bu tarih bizimdir. Ve turist bu tarihe gelir. Turist otobüslerinden getirilen turist değildir. Doğru. Turist kültürü keşfetmek için gelen turisttir diye Peki, düşünüyorum. Peki Berna Hanım, acaba iç turizmden hiç gelenler oluyor mu Kıbrıs'tan burada kalmak için, Mausa'da kalmak isteyenlerden? İç turizm mesela Türkiye'den. Türkiye'den veya Kıbrıslılar buraya gelip yok. Belki Mausa'da kalmak. Aslında şöyle, Dayı'nın düzenlediği son Bob Geldof konseri vardı. Girne'den, Lapta'dan gelen vardı misafirlerimiz ama onlar da yabancıydı. Yani Kıbrıslı Türk'ün ben her zaman söylerim. Daha fazla beklentilerimiz var bizim. Türkiye'li misafirlerimizin de yani biraz daha lüks olması lazımdır her şey. Ama yabancıda şu vardır. Hayır, temiz olsun, küçük olsun, merkezde olsun
benim için yani bir yatak yeter. Onun için mesela son dönem Türkiye'den gelmeye başladı. Burada kalan müşterilerimiz var. Memnunda ayrılıyorlar. Ama tabii ki genel olarak Türkiye veya Rus'tan özellikle kumar, işte daha lüks olsun, yüzüm havuzu olsun, onlara hitap etmiyoruz biz zaten. Evet. Sanıyorum bahsettiniz birazcık bana. Müzeniz de mi var burada? Evet, evet. Şimdi normalde benim çok antika merakım vardı. Hı hı. Şevket'in de öyle. Ve biz birlikte olduktan sonra bir baktık ki gerçekten hiç dışarıdan aldığımız bir şey yoktur. Bizim birikimimizdir bunlar. Ve gerçekten gurur duyarak söylerim. Çünkü çoğu ne der ya, at gitsin ve bizim işte bir arkadaşımız var. İnanmayacaksınız diyor. Konsolu çöpten aldım ve ben onardım. Yani çoğu insanımız değerini bilmiyor. Biz de arkaya küçük, benim rahmetlik anneannemin evi var arkada. Eskiden biz burada kalırdık. Anneannem arkada kalırdı. Onun evini dedik ki müze yapalım. Orada mesela dört direkli yatak var. Göreceksiniz. Üzerindeki örtü ipekten 1933'te babacığımı, babaannem onun üzerine doğurmuş lohusa örtüsü. Şevket'in derlediği o Yemeniler var. Yani bu işleri artık bulamazsınız veya dolaptır. Ve turistler geldiğinde yalvarıyorlar. Yani ne olur burada kalalım diyorum ki yok, yani böyle bir imkanımız yok. Size verirsek herkes isteyecek, nasıl bir ayrım yapacaksınız? Tabii ileride projelerim var. Arkaya o tarzda birkaç yer daha yapacağım. Ama biz bu işe zaten maddi katkı bulmadan girdik. Biz ikimiz el ele verdik Şevket'le. Her zaman söylüyorum yani maddi katkı vermeyin dedim ama köstek de olmayın. Çünkü çok fazla şey çıktı karşımıza. Hiç kimse bize bravo burayı tekrar yaşattınız demedi. Bütün 73'te düğünler burada oldu ki şimdi sıradaki hedefim davetiyeleri toplamaya başladım. Hı. 73'te 74'te. Burada yapılan burada düğünler. Burada yapılan düğünler. Sonra 74'te hastane bombalandığında burası hastane oldu. Yani biz bunları hep hatırlıyorum ben. Hı. Kendi hükümetimden beklediğim bir bravoydu. Bir takdir, yani takdir bile aferin yani. Ama bunu bana güney kısmı yaptı. Yani Avrupa parlamenterler geldi, güneyden bakanlar geldi, burada etkinlik yaptılar. Biz çok mutlu olduk dediler. Çok mutlu olduk. Niye? Çünkü bir eskiyi yaşattın sen. Belki bundan sonra bazı şeyler bizde de değişir. Ve o eskiye daha fazla ilgi gösterirler. Her şey 5 yıldız otel değil diye düşünüyorum. Tabii. Burada da ayrıca demek ki yani yaşayan bir toplumsal hafıza var. Kesinlikle, kesinlikle. Yani burayı, burada düğün yapan insanlar yeniden buraya gelip de ziyaret etmek isteyebilirler. Geliyorlar ya da zaten ve her gelende davetiyesini getiriyor bana. Tabii şey var, Kurultay Akbay var. O benim hocamdı, gitar çalar. İşte iyi bir müzisyen. İlk sahneye Altun Tapya'da çıktım dedi. Benim için gurur verici. Dedim hocam dışarıyı düzenleme planımız var. Şimdi yazda dedim ilk konseri sen vereceğim burada. Benim için çok güzel oldu. Çünkü herkesin bir anısı var burada. Yani Altun Tapya dediğinde mutlaka ya sünneti olmuştur ya nişanlı olmuştur. Böyle güzel bir merkezdi burası. Bir markaydı. Peki ileride bu kendinizin toparladığı bir özel müzeye dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Şehir anlamında, şehre kazandırmak anlamında daha fazla. Yani şu anki bizim yaptığımızın daha farklı bir yerde. Bunun için aslında Maosa Müzesi için çok girişimlerde bulunduk. Başkanla da konuştuk, arkadaşlarımızla da konuştuk. Yapılacak dendi, biz elimizden geleni yaparız. Çünkü burası Altun Tapya'ya ait bir yerdir. Hı hı. Ve şu an yan tarafa yapılacak olan Şevket'in 1900-1800'lerden kitapları var. Yine Maosa Kütüphanesi'dir ama Altun Tapya'ya bağlıdır. Ama bununla birlikte biz çalışıyoruz. Yani Altun Tapya ile birlikte Maosa'nın da bir kütüphanesinin, bir müzesinin olması gerek. Yani bazı eşyaları biliyoruz ki bazı odalarda hatırla duruyorlar. Şevket özellikle çok ilgileniyor. Dediğim gibi bazen buluşuyoruz ama tabii ki bir sponsor olması lazım, bir girişimcilik olması lazım. Bunu biz zaten ikimiz yapamayız. Bizimle birlikte olan meraklı ve Maosa Suriçi'ni kendilerine adayan arkadaşlarımız var. Belki ileride hep birlikte yapabiliriz bir şeyler onlarla da. Evet, yani bu mekanın sadece buradaki müşterilere değil de dışarıdan başka yerden gelen insanların da ziyaretine açılması. Tamam, ben yanlış anladım, pardon. Evet, isteyen gelebilir, zaten geliyorlar. Yani özellikle reklam yaptığımızda işte
Orada duran benim bebeklik arabam 1969 modellerim. Gır gır geçerim. Mesela orada bir tane oturak var, mama sandalyesi ve oturak o Şevket'indir. Ve bunları paylaştığımızda geliyorlar ama bizim insanımız biraz da çekingendir aslında. Yani acaba gitsem rahatsız eder miyim falan ki ben devamlı söylüyorum. Yoldan geçen bir turist bile geldiğinde kitaplar özellikle ilgisini çekiyor camın önündeki ve diyorum ki girip bakabilirsiniz. Bu defaya sizde kalacağız falan böyle konuşuyorlar. Tabii bununla birlikte çok kötü şeyler de yaşıyoruz. Birkaç şeyle, acenteyle ve komisyon istediler. Dedim ki burası çok küçük bir oteldir. Yani benim size vereceğim bir komisyon %10-15 ne olabilir? Çünkü hep komisyonla çalışılıyor. Ve bana Almanya'dan müşteri geldi. Beni özellikle gördü ve izin vermediler. Orası size göre değil dediler. Çok berbat bir yer dediler ve bunu bana müşterim rastgele buraya geldiğinde görünce niye böyle bir şey söylendi dedi. Burası çok güzel, harika. Yani ben burada kendimi buldum, eskiyi buldum. İşte anneannemin de böyle sandığı vardı falan. Yani bu tür kötülemelerle de uğraşıyoruz. Yani bir şeyleri yaparken o kösteklerle de uğraşıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum. Biz doğru yoldayız. Biz kendimiz için değil, Maos'a, Sur için. Şevket'le birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Ama bu müze konusunu daha genişlettirip de tabii ki gelip ben çok sevinirim. Gelsinler arkayı, ben herhangi bir ücretle uygulamıyorum hiçbir zaman. Yani gerek Maos halkıdır, Kıbrıs halkıdır gelip burada ziyaret edebilirler. Çok memnun olurum ben. Ama diğer müze girişimlerimiz de var. Onu da bu arada söylemiş oldum. Evet. Otelin ismi olan Altun Tapya sanıyorum soy isminiz. Ama bunun dışında bunun bir hikayesi var mı acaba? Neden bu isim ya da neden bu soy isim? Evet, şimdi efsanelere göre Bragadino'nun altınları Sur içindeymiş. Onun için altun, altın demek. Ve Tapya'da burçlar var. Yukarıda Hısarlar'da babam demiş ki madem altınlar var altın koyayım. Buradaki tapyaları da örnek olarak Altun Tapya. Bizim aslında ilk soyadımız altın olarak başvuruldu fakat başkaları aldığı için soyluk eklendi ve altın soy olarak da. Daha sonra babam otele ismini koyduğunda şu aşağıya giden liman yolu da Altun Tapya yolu oldu. Yine söylüyorum belki çok zenginiz. Yani hanın içinde veya arkada çok altınımız var bilmiyoruz ama Altun Tapya'nın üzerinde yaşıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi otelinizde ağırladığınız için. Rica ederim. Her zaman beklerim. Sağ olun.